gidecek bilmiyorum. 24 saat içinde hemen gene tek imzayla o anlaşmayı yürürlüğe koyacak. Sonra da gereğine bakılacak filan. Bugün ikinci gol. İkinci gol. Çocuklara ne dedi? Sizin dedi mezuniyet törenlerinizi dedi yasakladılar. Ben ve arkadaşlarım sizin yanınızdayız. Nerede istiyorsanız kutlayın. Nerede istiyorsanız tören yapın biz geliyoruz dedi. Bitti. Bu kadar. Yani şaşkınlığının, iktidarın ve yaptığı yanlışların ve gittikçe hani bataklığa böyle şey ettikçe çırpındıkça batarsın. Çırpındıkça batıyorlar. Yasakladıkça batıyorlar. Evet, buyurun efendim. Çok haklısınız hocam. Şimdi bir başka durum da şu. Dışişleri Bakanlığı, yani hükümet muhalif belediye başkanlarının, yani muhalefete ait belediye başkanlarının dış ilişkiler kurmasını yasakladı. İzne bağladı. Yani siz bir konsolosla veyahut bir büyükelçiyle görüşecekseniz veyahut yurt dışına gidecekseniz Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alacaksınız, iyi mi? Ya ben siyaset tarihinde böyle bir saçmalık, modern siyaset tarihinde böyle bir saçmalık görmedim. Peki ben bir şey söyleyeyim. AKP iktidarı ve Erdoğan bir Amerikan büyükelçisinin projesi olarak iktidara taşınmadı mı? Erdoğan AKP iktidarı. Ben şimdi size tarihlerini veriyorum. Kimden bahsettiğimizi hemen belirtelim. 1994'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin 1990'ların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Türkiye Büyükelçisi. Çok iyi hatırlayacaktır AKP'liler. Kimdir bu? Morton Abramovitz. Abramovitz. Evet. Abramovitz. Yani tuhaf bir soyadı var. Telaffuzu zor. Evet. Evet. Şimdi bu kişi ne yapmış? 1994'te daha Recep Tayyip Erdoğan Beyoğlu Refah Partisi ilçe başkanı iken bununla görüşmüş. İlçe başkanı iken. Ve AKP içinde bir yenilikçi, yani onların yenilikçi dediği Amerika ile işbirliği yapacak. Amerika'nın çıkarlarını bu ülkede ve bölgede temsil edecek. Onun kirli işlerini görecek bir siyasi ekip yaratmak. Bunun ben hikayesini anlattım. Bir ABD projesi olarak AKP'de anlattım. Sonra aynı kişi 1996'da, yani Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı iken geliyor ve İstanbul Belediyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret ediyor. Diyor ki bu şehirde iyi şeyler yapıyorsunuz. Birlikte Türkiye'de ve bölgede daha iyi şeyler yapabiliriz. O dönemde bu ilişkilerin tehlikeli olabileceğini anlatmak için rivayettir ki kendisine bunu doğrulatamadım ama hayır da demediler. Abdullah Gül, ya bu ilişkileri derinleştirmemek lazım, adamı asarlar ileride, vatana ihanetten asarlar dediği rivayet ediliyor. Çünkü gizli kapaklı ilişkiler sürdürülüyor. Devam edelim. Sonra belediye başkanı iken davet ediliyor Amerika tarafından. Ne oluyor? 17-25 Nisan 1995'te Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Yetmiyor. 17-22 Kasım 1996 tarihlerinde bir kez daha gidiyor. 7 gün kalıyor. Bir ay sonra yetmiyor demek ki, 20-23 Aralık 1996 tarihinde bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. O arada, yani Kasım'dan önce, yani Kasım ve Aralık ziyaretlerinden önce de Amerikan Büyükelçisi Sayın Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaret ediyor. Abramovitz kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde neokonlar içinde bilinen, yani yeni muhafazakarlar diye bilinen ve ağırlığını eski ve dönek solcuların oluşturduğu bir siyasi akımın önde gelen isimlerinden de biri. Yani neokonlar bildirisini imzalayan isimlerden biri. Soğuk Savaş sonrasında İslam coğrafyasını ve dünyayı yeniden düzenleyen ekip içinde yer alan bir isim. Ve burada Erdoğan'ı seçiyorlar, AKP'nin oluşumunu destekliyorlar, teşvik ediyorlar ve AKP'yi iktidara taşıyarak o Büyük Orta Doğu projesini
hayata geçirmeye çalışıyorlar. Nedir o Büyük Ortadoğu projesi? Ulusalcı, kendi kaynaklarına hakim, seküler ya da yarı seküler ama modernleşme yolunda adımlar atmaya çalışan, Cumhuriyet Türkiye'sini takip eden Arap İslam ülkelerindeki tasfiyeleri gerçekleştirmek. Ama önce en gelişkin ülke olarak Türkiye'de bu işi bitirmek istiyorlar. AKP iktidara taşıyarak. AKP'nin misyonu, Amerikancı misyonu, AKP'nin Cumhuriyeti bitirmek, Kemalizmi tasfiye etmek ve yerine bir ılımlı İslam devleti kurmaktı. Fas'tan başladılar. Bakın Orta Çağ artı Suudi Krallığı, Vehhabi devletidir Suudi Arabistan, Katar gibi, Bahreyn gibi, Körfez Emirlikleri gibi bir dizi Orta Çağ artı rejim dururken ne yaptılar? Tunus gibi laik bir ülkeyi iyi kötü modernleşme sürecinde mesafe kat etmiş, kadının kamusal hayatta yer aldığı bir ülkeyi, Cezayir'i, Libya'yı, Mısır'ı, Suriye'yi mahvetmeye başladılar. Büyük Orta Doğu projesi budur. Ama bunun için önce Türkiye'de Müslüman kardeşler iktidarını kurmaları gerekiyordu. Peki ne diyeceğiz? Erdoğan bir Amerikan büyükelçisiyle işbirliği içinde, bu kadar sıkı fıkı ilişkiler içinde AKP'yi kuruyor. Daha henüz milletvekili değilken, seçilmemişken, başbakan değilken Amerika Birleşik Devletleri'nde kırmızı halıyla karşılanıyor ve Oval Ofis'te görüşülüyor kendisiyle. Bush kendisini Oval Ofis'te karşılıyor, ağırlıyor ve Türkiye'ye müstakbel devlet başkanı, başbakan olarak gönderiliyor. Şimdi bütün bu ilişkiler ağının büyüğünü olan AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bazı büyükelçiler ziyaret ediyor diye, biliyorsunuz İngiltere büyükelçisi ziyaret etti, bir yemek yediler. Veyahut başka bir ülkenin, atıyorum ya Bulgaristan büyükelçisi veyahut ne diyelim Fransa büyükelçisi, Venezuela büyükelçisi, her neyse, abi, her neyse. Ya ne diyeceğiz şimdi, Küba büyükelçisi Mehmet Fatih Maçoğlu'yla görüşmek istese izin mi alacak? Tunceli Belediye Başkanı'yla. Böyle bir saçmalık olmaz. Bir Amerikan projesi olan Büyük Orta Doğu sürecinin bir imalatı olarak şekillenen, onun bir defolu bir ürünü olan AKP iktidarı kalkmış Türkiye'nin yerel yönetimlerine dış ilişkilerini yürütmek için bir yasak, bir tahdit koyuyor ve ancak bütün bunları izne bağlıyor. Ya Dünya Bankası ile görüşecektir, kredi alacaktır, bu ülkelerle ilişkileri geliştirecektir, başka ülkelerin belediye, örneğin büyük belediye başkanlarıyla ve belediyeleriyle işbirliği yapacaktır. Bunların sayısı artırılabilir. Dünya artık şey ya, bir iletişimin bu kadar hızlandığı, bilişim teknolojisinin bu kadar geliştiği, robotik bir yazılım çağına girildiği, yani sanayi 4 dediğimiz üretimde dijitalleşmenin ve robotik üretimin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde böyle bir yasak olabilir mi? AKP her şeyiyle tarihsel ömrünü doldurmuş arkaik, orta çağ artığı bir zihniyeti temsil ediyor. Bu sürdürülemez, bunun derhal değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu müthiş bir korkudur. Neden korkuyorlar biliyor musunuz? Kendilerinin şikayet edilebileceğinden. Abdüllatif Şener Telebir ekranlarında açıkladı. Erdoğan'ın siyasi yasağı, Erdoğan üzerindeki iktidar sınırlamalarını sürekli Avrupa Birliği'ni ve Avrupa liderlerini, Avrupa ülkelerini arkasına alarak aşmaya çalıştı dedi. Avrupa Birliği sopasıyla Türkiye'deki cumhuriyetçi muhalefeti ezdiler. Bu ahmak liberaller de bunu demokratikleşme zannettiler. Türkiye'de Abdullah Gül hükümeti açıklandığı zaman biz Erdoğan'la birlikte Yunanistan'daydık, oradan İspanya'ya geçtik. Amacımız asıl liderin, asıl gücün Erdoğan olduğunu anlatmaktı diye Abdüllatif Şener Telebir ekranlarından açıkladı. Şimdi bütün bunlardan, tarihten kaçmak, bu sicilden kurtulmak mümkün değil. Siz bir Amerikan Büyükelçisi'nin bir organizasyonuyla Türkiye'de Milli Görüş Hareketi'ni parçalayıp sözüm ona yeni oluşumcular hareketiyle birlikte merkez sağdan bazı siyasetçileri de alarak şöhretli siyasetçileri bir İslamcı parti kuracaksınız. Adına da muhafazakar demokrat diyeceksiniz bu partinin. İktidara geleceksiniz Amerikan desteğiyle. Ama Türkiye'nin muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarının basit bir dış ilişkiler faaliyetine yasak koyacaksınız, izne tabi tutacaksınız. Olacak şey değil. Evet, çok çok son derece haklısınız. Ben bu tarihsel kronolojinize hayran kaldım. Ya lütfen onu yazılı olarak eğer notlarınız varsa koruyun da ben onu sizden rica edeceğim.
bizim yaptığımız kronoloji çalışmasına esas teşkil etmek üzere. Biliyorsunuz onun 3. cildi çünkü 2002'den sonra olacak. Bu müthiş ve yani bazılarını ben kaçırmışım. Belki bulamayabiliriz filan. Bize yol olur. Gösterir. Lütfen. Bunu söyledikten sonra bu kronolojiye bir küçük ekleme yapacağım. Bütün bu demek ki işte o Abdülhatif Şener'le birlikte Avrupa'da dolaşırlarken filan Türkiye'de de bir şey oluyordu. Amerika'nın bu projesine yani Abdullah Gül işte başbakan olduktan sonraki Yunanistan'dan İspanya'ya gittiğimizde benim başbakan yardımcısı olduğum açıklandı diyor. Yani yoldayken Abdullah Gül